Botex standındayız ve yanımızda firma sahibi Ayhan Ceber var. Ayhan Bey merhabalar, iyi fuarlar. Merhabalar, sağ olun, teşekkürler. Bu yıl fuarı Botex 4. kez düzenleniyor biliyorsunuz. İlk kez mi katılıyorsunuz? Fuar bu yıl Botex için nasıl geçiyor? İkinci kez katılıyoruz. Bu sene daha öncekine nazaran çok daha iyi geçiyor. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizin daha yoğun bir ilgisiyle karşılaştık. Tabii Türkiye içerisinden de sektörden çok katılımcı var ama bizim için daha değişik olan şey yurt dışındaki pazarlara direkt İtalya'da mümessil olduğumuz firmadan re-export şeklinde ihracat yapmamızdır. Ve dolayısıyla bu fuarda bize bu anlamda bayağı bir ciddi bir şey kattı yani. Şu anki hal ve hazırdan memnunuz yani, bir sıkıntı yok. Biraz Botex'i yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Hangi alanlarda faaliyetler var? Ürünleriniz nelerdir? Botex grup şirketler şeklinde birkaç konuda faaliyet gösteriyor. Bunların başlangıcında elektronik sanayinde, özellikle uydu alıcısı üretiminde, receiver üretiminde piyasada zaten son derece bilinen bir firmadır. Bunun dışında Botex'in ayrıca bir pazarlama grubu vardır. Burada daha ziyade ev ürünlerine yönelik bir takım çalışmalarımız ve pazarlama alanımız var. Onun dışında da mermer sektöründe özellikle böyle bir çalışmalarımız var. Ki mermerde plato mermercilik olarak geçiyor. Bunun dışında da bir gıda bölümümüz var. Botex gıda olarak da biz yaklaşık 3 seneden beridir İtalya'da kurulu Unigra firmasının da Türkiye genel distribütörüyüz. Özellikle pastacılık konusunda sıvı şanti, krema ve çikolata grubunda ve katkı grubunda son derece geniş portföye sahip ürünlerle hizmet veriyoruz. Pastacılık konusunda da işte İtalya'da tabii daha fazla araştırmalar olduğundan dolayı, özellikle oradaki Ar-Ge çalışmalarında daha yeni ürünlerin olmasından sebep, özellikle bizim sektörde daha yeni ürünleri piyasaya sunma anlamında, tanıtım anlamında böyle etkinliklerin yapılmasında fayda görüyoruz. Biz de o etkinlikler çerçevesinde işte fuarlara katılarak bu şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Peki yakın gelecekte yeni projeler, yeni atılımlar var mı? Var. Özellikle pastacılıkla ilgili ürün yelpazesinin genişletilmesi konusunda ve yıl sonuna kadar belli bir hedefe geldikten sonra özellikle sıvı şanti konusunda Türkiye'de bir üretim projemiz var. Şu anda bu son derece ciddi bir şekilde tüm fizibiliteleri hazırlanmış bir şekilde önümüzde. Tahmin ediyorum 2010'un sonundan itibaren de böyle bir yatırımı ciddi anlamda yapmayı planlıyoruz. Çok teşekkürler efendim. İyi fuarlar, iyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim. Size de iyi günler.